Şebeke suyumuzun 30 sene önce yapıldığını arz ediyorum. Artık bu eski şebeke bize cevap vermiyordu. Müracaat ettik. Sağ olsun. Teşekkür ederim gelsene. Ve müracaatımızı göz önünde bulundurarak başladı. Alişar sahası bayağı geniş. Az bir iş değil. Tabii sabırla bu işleri artık devam ettirip gideceğiz. Belediye Başkanımız Selahattin Bey'e, Genel Müdürümüze Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ederim. Mahallemizin içme suyu altyapısı yıllardan beri sıkıntılıydı. Tabii bu eskimiş, yani 30 küsür seneden fazladır bu altyapı yapılmış. Bu altyapı bu yükü artık kaldıramıyordu. Patlaklar oluşuyordu. Suyun kalitesinde düşüklükler vardı. Yani yapılan müracaatlar sonucunda Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle, MASKİ'nin büyük özverisiyle şimdi çalışmalar başlatıldı burada. İnşallah bu çalışmalarla güzel bir sonuca varacağız. Burada emeğe geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Başkanımız Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Projemiz iki aşamadan oluşuyor. Birisi Eski Malatya Karababa bölgesindeki depodan 160'lıkla başlayıp 140'lık ve 125'lik bir hat. Diğeri de mevcut mezarlık bölgesinden, yaka bölgesinden gelen bir hat. Orada 600 tonluk içme suyu depomuz var. Toplam 68 kilometre hattımız var. Şu anda 3 ekip halinde kesintisiz bir şekilde ki olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarımızı devam ettirdik. Nasip olursa önümüzdeki haftadan itibaren de oradaki depo inşaatımıza ve ana taşıyıcı ishal hattımızın çalışmasına 225'lik başlayacağız. İnşallah sezon içerisinde de vatandaşlarımıza en az mağduriyet ve en fazla memnuniyetle Sayın Başkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda sezon içerisinde de inşallah vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyunu temin edeceğiz. Şu anda tabii projemiz devam ediyor. Kış olmasına rağmen hiç durmadık. Az önce söyledim, bir kar mücadelesine bir ara verdik bir hafta 10 gün. Onun dışında da projemiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii bu kırsal mahallelerimizin içme suyu şebekesi gerçekten bizim kaptaj suyumuzun direkt ilgilendirdiği için çok önemli. Bu bölgede, özellikle tarımsal bölgelerde buradaki kayıp kaçağı önleme noktasında bu şebekelerin tamamen yenilemesi gerekiyordu. Biz kırsal mahallelerimizdeki kayıp kaçağı önleyemezsek merkezde hiçbir zaman suyu kontrol etme şansımız yok. Tarımsal alanlarımızda suyu doğru ve takip etmemiz gerekiyor ve DMA'lar yapmamız gerekiyor. Muhtarlarım az önce söylüyor. Uzun yıllardır buranın eski belediyelerimizin, küçük belediyelerimizin kendi imkanlarıyla yaptığı hatlar bunlar. Ekleme gitmiş. Ne kadar şimdi bunu bir sisteme bağlıyoruz. Sayın Başkanımıza bizim hepimizin teşekkür etti. Muhtarlarım da bizim de. Biz sahada sonuçta muhtarlar da bizim bir parçamız. Sahada da hizmet sunmaya çalışıyoruz. Vatandaşına hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bunun için Selahattin Gürkan Başkanıma bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.